Evet sayın seyirciler, 12 Punto ekranlarından hepinize merhaba. Bugün 12. Adam programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Karşımızda Lemi Çelik var. Lemi Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Teşekkür ederim. İsterseniz hemen başlayalım. Gündemde çok yoğun çünkü. Biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı var. Almanya'da devam ediyor. A milli futbol takımımız da dün turnuvanın güçlü takımlarından biri Avusturya ile karşılaştı ve 2-1'lik bir galibiyete imza attık. Genel olarak bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi maçın favorisi Avusturya'ydı. Fakat şu bir gerçek ki tüm Avrupa Şampiyonası'na katılan takımları incelediğimiz zaman müsabakanın sonucunu etkileyecek veya değiştirebilecek düzeyde çok yetenekli ve yıldız oyuncu yok. Yani bir Messi gibi veya Ronaldo'nun o gençlik yılları gibi çok özel, yetenekli ve yaratıcı sporcu yok. Bütün takımlar genelde kolektif bir anlayış içerisinde takım oyunu oynayarak müsabakaları oynuyorlar. Burada takımların gücü hepsi böyle olunca birbirine yakın oluyor. Ve rakibini iyi analiz eden, girmiş olduğu gol pozisyonlarını iyi değerlendiren ve rakibin yapmış olduğu etkili akımlarda da eğer kaleci günündeyse veya defans şansı günündeyse bir iki tane net pozisyonu engelleyen takım galip geliyor ve yoluna devam ediyor. Baktığımız zaman Avrupa Şampiyonası'nda çok sürprizler oldu. Bunun neticesinde de şunu görüyoruz ki bütün takımlar birbirini yenebilir. Takımlar güç olarak birbirlerine çok yakın. Böyle olunca da milli takımımızın hocamızın yapmış olduğu yanlış bir şey olmazsa bu takım finale kadar gidebilir. Finalde oynar, kupayı da alabilir. Ama dediğim gibi doğru kadro çıkarmak gerekiyor. Doğru taktikle oynamak gerekiyor. Ve rakibin de üstüne oynadığı dönümlerde yapmış olduğu akınlarda gol yememek gerekiyor. Bireysel yeteneklerin çok azlığından bahsettiniz şampiyonanın genelinde hocam. Avusturya'da da bu çok az değil mi? Yani gerçekten ben maçı izlediğimde mesela hani ya şu çok iyi oyuncu, gerçekten çok yetenekli diyemiyorsunuz gerçekten. Sadece Avusturya'da değil, bütün takımlarda çok özel oyuncu yok. Bakın en değerli oyuncular İngiltere milli takımında. Ondan sonra Alman milli takımında ve Fransa milli takımında ve İspanya milli takımında. Baktığınız zaman ama yetenek olarak bu kadar çok değerli oyuncular o takımlarda olsa bile çok özel oyuncular değil bunlar. Bir müsabakanın sonucunu bireysel yetenekleriyle, atacağı çalımlarla, gollerle değiştirecek kapasite oyuncular değil. Böyle olunca tüm takımlar güç olarak birbirlerine çok yakınlar ve herkes herkesi yenebilir. Dediğim gibi burada üzüntü verici olan şu, artık Avrupa'da çok yetenekli ve özel oyuncular çıkmıyor. Ve çok özel ve yetenekli oyuncular çıkmadığı için bütün takımlar takım oyunu oynuyor. Dediğim gibi iyi mücadele eden, taktik ve oyun disiplinini iyi koruyan takımlar ve az hata yapanlar, girdiği gol pozisyonu değerlendirenler müsabakaları kazanıyorlar. Ama burada bizim milli takıma gelince, milli takımımızda zannediyorum onu soracaktınız. Evet. Bizim milli takımımızda gerçekten skoru değiştiren, oyunu değiştiren sizce kaç oyuncu var? Yani bu bahsettiğiniz tanıma uyan. Ben size daha manşet olabilecek şeyler söyleyeyim. Milli takımımızın Avusturya müsabakasında en önemli kazancı Kaptan Hakan'ın oynamayışı. Çünkü Hakan İtalya'da oynadığı gibi milli takımımızda oynamıyor. Milli takımımızda bir tane ortaya üstün performans koyduğu müsabaka yok. Bir tane maçın adamı seçildiği müsabaka yok. Bilmiyorum biraz milli ruhtan yoksun mu? Milli ruhları düşüncesi eksik mi? O ruhu taşımıyor mu? İtalya'da bakıyorsunuz, Kaptan Hakan yılın orta saha oyuncusu seçiliyor. Oradaki temposu oyunu yönlendiriyor. Hem ileride hem geride var. Gol atıyor, gol attırıyor ve arkadaşlarını yönlendiriyor. Tamamıyla orta sahayı tek başına Inter orta sahasını taşıyor. Ama milli takıma gelince Türk milli takımına bakıyorsunuz geri çekiliyor. Etrafında
10 metre boş alanda kimse olmayacak. Oradan alıyor, buraya veriyor. Hiç rizikoya girmeden öyle sıradan bir tamamlayıcı oyuncu gibi oynuyor. Yani iki tane Hakan görüyoruz. İtalya'daki Hakan farklı, buradaki Hakan farklı. Ha, Avusturya'yı niye yendik biliyor musunuz? Avusturya'yı şundan dolayı yendik. Hakan oynamadı. İyi ki oynamadı, Avusturya'yı yendik. Yoksa Hakan Özel yenemez. Buna eminim. En büyük kazancımız bu oldu. Bu da Allah yardım etti. İyi ki cezalıymış. Yoksa gerçekten de bizim Avusturya'yı yenme şansımız Hakan'la beraber yoktu. Çünkü takımın bir kişi eksik oynatıyordu. Ha, burada dünkü müsabakada Meri iki tane gol attı ve defansta mükemmel oynadı. Çocuğun hakkını yemek lazım. Kaleci Mert müthişti. Arda diğer maçlara göre daha böyle daha aktif, daha böyle oyunda gözüktü, daha böyle koştu, mücadele etti. Oyunu yöneten, yönlendiren bir Kur'an oyuncu olmaya çalıştı. Ama bu üç oyuncu öne çıktı. Ama değerlerin hepsi de tam kapasitelerini ortaya koyarak tamamıyla takım oyununu ve kolektif oyun anlayışından mükemmel örnekler verdiler. Ama burada tabii dediğim gibi kaleci Mert, Meri ve Arda'yı biraz daha önde tutmak gerekiyor. Ama en büyük kazanç ne? En büyük kazanç Hakan iyi ki yok. Olsaydı bu kolektif oyun anlayışı bu mücadele olmazdı. Ha, ve bana göre de hoca Portekiz maçında yapmış olduğu yanlışlardan vazgeçti. Artık Arda'lı, Kenan'lı daha dengeli bir ilk 11 sahaya çıkarıyor Meri'li. Bundan dolayı da takımın şu anki performansı ve gücü bir seviye daha yukarı çıktı. Şimdi hoca düzeldi, toparladı. Arda, Kenan, işte kaleci Mert, Meri çok ortaya büyük performans koydu. Dediğim gibi takımı bir kişi eksik oynatan, milli ruhtan yoksun, milli takımda bir tane maç oynamayan Hakan'ın da olmayışı bana göre büyük kazanım ve kazanç oldu ve milli takımımız sahadan mükemmel bir skorla ve mükemmel bir futbolla galibiyetle ayrıldı. Hocam tabii bir diğer cezalı oyuncu da, yani Avusturya maçında oynayamayan oyuncu da Samet'ti. Samet'in genel performansı hakkında ne dersiniz? Çünkü o da çok eleştirildi. Özellikle Portekiz maçında yediğimiz gol sebebiyle. Bana göre Samet en iyi şekilde görevini yapmaya çalıştı. Samet bana göre çok eleştiriliyor ve gerçekten de Samet'in üzerine çok gidiliyor. Bana göre Samet'in performansı kötü değil. Ama dediğim gibi Melih gibi bir hava hakimiyeti daha üstün bir oyuncu gelince, iki tane gol atınca ve iki üç tane de kritik defansta müdahaleler yapınca ve gol kurtarınca Meri şu an Samet'in önüne geçmiş durumda. Zannediyorum bir dahaki müsabakada Samet değil, Meri oynar. Ama dediğim gibi Samet de bu anlamda çok haksızlık ediliyor. Samet o kadar kötü oynamıyor. Ama neden böyle ön yargılı bir taraftar topluluğu oluşuyor böyle? Daha çok sporcuların şeyleriyle, kimlikleriyle, yani işte bu nereli, işte bu neden oynuyor veya sporcuların bunun menajeri kim, bunun menajeri mi oynatıyor gibi gibi böyle bir takım spekülasyonlar oluyor. Dediğim gibi bunlar da Samet'i yıpratıyor ama Samet gerçekten bu kadar çok eleştiri hak edecek bir oyun oynamıyor. Bana göre gayet de başarılı. Hocam bu arada Merih'le ilgili bilmiyorum haberiniz oldu mu ama bir soruşturma açıldı UEFA tarafından. Yaptığı gol sevincinde yaptığı bozkurt hareketi sebebiyle. Yani açıkçası Hollanda maçında da oynaması biraz zor gözüküyor Merih'in. Ki gerçekten de üzücü, yani bu kadar formda bir oyuncu, bu kadar iyi oynuyorken, bu kadar iyi bir iş çıkarmışken bizim için büyük bir kayıp olur diye düşünüyorum. Evet, gerçekten oynamazsa bizim için büyük bir kayıp olur. Hele de şu anki moraliyle, performansıyla çok büyük katkılar sağlar. Özellikle bizim kullanmış olduğumuz yan toplarda, duran toplarda, hava toplarında çok etkili bir silahımız elimizden gitmiş olur. Orada bir bozkurt işareti yaptı. Evet. Tabii bozkurt işareti biliyorsunuz Türklerin da ta 5000 yıllık sürecinde bir sembolü. Bu tür müsabakaların kazanılması gerçekten ülkedeki milli duyguları ve ülkenin birleştirici ve bütünleştirici gücü oluyor bu tür galibiyetler ve bu tür başarılar. Bu yüzden
Merih keşke öyle bir şey yapmasaydı ama yaptığı için de ben şahsen kendisini yadırgayamam. Milli duygularını biraz daha abartılı bir şekilde yansıtmış orada. Spor sahalarında yansıtmış. Onu orada yapmamalıydı. Bu hareket de sadece bir partiye aittir veya o partinin semboldür diye Türk insanı düşünmesin. Türklerin ta atalardan kalma, siz biliyorsunuz atamızın da lakabı Bozkurt'tu. Ayrıca Atatürk'ümüz, atamız birçok şeye Bozkurt örneğin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Atatürk Türk Petrol Ofisi kurulduğu zaman onun da Bozkurt şeysi amblemi vardı. Bu yüzden bunu böyle algılanmak lazım. Ama dediğim gibi yapmasa daha iyi olurdu. Ama yaptığı için de ben Meri'ye kızamam. Cezada almaması gerekiyor. Oynamasa da gerçekten bizim için büyük bir kayıp olur. Evet hocam. Şimdi biraz şampiyonaya genel bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Daha doğrusu çeyrek final eşleşmelerini biraz konuşalım istiyorum. İlk başta isterseniz A milli takım Hollanda ile karşılaşacak çeyrek finalde. Hollanda karşısında şansımızı nasıl görüyorsunuz? Sizce şanslar eşit mi veya kim önde? Şimdi size bir soru sorsam, Hollanda'dan bana bir tane öne çıkan yıldız oyuncu sayın. Yok. Baktığınız zaman Fransa'da bir Mbappe diyorsunuz. Evet. Almanya'da 2-3 tane oyuncu var. Onlar da çok büyük yıldız değil. 3-4 tane işte Bellingham, Foden gibi birkaç tane İngiltere'de Kane gibi İngiltere'de var. Baktığınız zaman takımların öyle birbirinden çok üstün kadrolara sahip değiller. Bu yüzden biz Hollanda'yı yenebiliriz, geçebiliriz. Dediğim gibi eğer Hollanda 2-3 tane net gol pozisyonuna girecek. Bunları Mert kurtarırsa, o ara Hollanda bize gol pozisyonu vermese, biz duran topları iyi kullanırsak, gerçekten de Arda'yı kutlamak gerekiyor. Çok etkili iki tane korner attı ki tam böyle defans vuramıyor, kaleci çıkamıyor böyle çok etkili yerlere. Bu yüzden... Hocam çalışılmış değil mi bu pozisyonlar? Çalışılmış değil mi? Ya çünkü bana çalışılmış gibi geldi bu duran top organizasyonu. Tabii her takım çalışır. Yani biz duran topları mutlaka çalışılır. Duran toplar iki türlü çalışılır. Ofansta kimler kornere gidecek, kimler ne yapacak, kimler öndüreye koşacak, kimler arka direğe koşacak, dönen topları kim alacak gibi gibi ofansta yani hücumda çalışılır. Ayrıca da defansta çalışılır. Rakibin etkili oyuncuları şunlar şunlardır. Şu adam şunu alacak, bunu bu alacak. Siz adam markajı yapacaksınız. Siz alan markajı yapacaksınız. Mutlaka orada maçtan önce bütün hoca bunların eşleşmelerini mutlaka yapmıştır. Tabii ben bence turnuvanın erken finali de Almanya-İspanya. Almanya ve İspanya çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. O maçta peki kim daha önde sizce? Çünkü birçok futbol otoritesine göre bu iki takımdan biri önde gözüküyor şampiyon olması için. Favori iki takımın? Şampiyonada belli ki iki tane takım daha futbol olarak ve performans olarak ve oyuncu kadrosu olarak önde gözüküyor. Birisi Almanya, birisi İspanya. Evet, erken final diyebiliriz. Bu takımlar diğer takımlara göre bir İngiltere'ye, Fransa'ya, işte Hollanda ve bize göre bir adım daha önde gözüküyor. Kadrolarına daha iyi oyuncular bulundurması sebebiyle. Ama baktığımız zaman şu da bu gerçek ki erken final doğru. Ben müsabakayı Almanya'nın geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Almanya daha takımlı, daha kolektif, daha disiplinli oynuyor ve müsabakayı hiç bırakmıyor. Bu anlamda İspanya'nın daha genç, daha tecrübesiz ve daha böyle şampiyonaya kazanabilecek kadar olgun ve tempolu bir futbolun içerisinde olduğunu tam göremiyoruz. Ve genç bir takım İspanya ama 2 yıl sonra bana kim olur derseniz Avrupa'da şampiyon direkt İspanya söylerim. Ama İspanya'daki oyuncu kadrosunun çok genç olması bu tür müsabakalardaki o psikolojik olarak taşıyabilme ağırlığını gösterebilecekler mi onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu müsabakayı da İspanya'da kazanır, Almanya'da kazanır. Hiç sürpriz olmaz. Beraber de bitebilir, uzatmalara kalır, penaltılara gidebilir. Çünkü takımlar birbirine çok denk takımlar. O yüzden
Baktığın zaman burada Almanya'yı bir adım önde görebiliriz. Evet. Peki şampiyonaya dair ben İngiltere ve Fransa yorumlarınızı da merak ediyorum. Yani İngiltere ve Fransa'nın oynadığı oyun da çok eleştiriliyor. Hani bu kadar bireysel yetenek seviyesi yüksek takımlar bu kadar geri çekilir mi? Bu kadar defansif oynar mı gibi. Kendi ülke medyalarında da bu tip eleştiriler var. Siz İngiltere ve Fransa'nın turnuvadaki geleceğini nasıl görüyorsunuz? İngiltere gerçekten ofansif olarak özellikle çok iyi bir kadroya sahip. Ama dediğim gibi onların da orta sahada ve defansta sorunları var, problemleri var. İngiltere kadro olarak belki de baktığın zaman en değerli kadro. Evet. Ama oynamış olduğu futbollar, almış olduğu sonuç ifade ettiğim gibi istenilen düzeyde değil. Bunun nedeni çok böyle özel bir oyuncuya sahip değil. Yani şimdi futbol takımlarının kazanabilmesi için herkes iyi defans yapabilir. Rakibe boş alan bırakmaz. Bloklar arasında kopma olmaz. Oyunu 30 metre mesafede oynar. Rakip çok iyi de olsa boş alan bulamadığı için ortaya iyi performans koyamaz, iyi futbol oynayamaz. Peki burada ne olması gerekiyor? Ya iyi bir golcünün çok iyi yetenekli olması gerekiyor veya 10 numara iyi bir sol ayaklı veya sağ ayaklı böyle yetenekli bir 10 numara olacak, gol atacak, gol attıracak. Dar alanda ceza sahasına yapmış olduğu hamlelerle, verkaçlarla, uzaktan şutlarla, işte derin ve delici paslarla oyunun skorunu değiştirmeye çalışacak. Bakıyorsun ki öyle bir 10 numara da yok takımlarda. Yani yine en genç, en iyileri bizim Arda diye görüyoruz. Böyle olunca da herkes yenebilir. Gördünüz işte İngiltere Slovakya karşısında Bellingham'ın son dakikada atsa, o Oldu. rövaçta golü olmasa İngiltere gitti. Yani bu yüzden dediğim gibi ben Fransa'nın bu turnuvada çok şanslı olacağını düşünmüyorum. Çok iyi bir görüntü vermiyorlar. Orada bir takım oyunu yok. Orada tamamıyla bir Mbappe üzerine kurulmuş bir oyun anlayışı var. Fakat o da boş alan bulamadı mı etkisiz hale geliyor. Bu yüzden burada bu takımlar içerisinde yine Almanya, İngiltere, bana göre geçerse İspanya daha favori gözüküyor. Ama ben şunu da söyleyeyim. Türk Milli Futbol Takımı bu performansıyla finale kadar gidebilir. Hiçbir şey eksik değil. Bizim oyuncularımız da oradaki oyunculara kadar başarılı ve ortaya iyi performans koyuyorlar. Bunu da bilmek gerekiyor. Evet hocam. Şimdi şampiyonadan biraz daha kulüplerimizin gündemine geçmek istiyorum. Transfer gündemine. Trabzonspor'la başlayalım. Çünkü Trabzonspor ardı ardına açıkladı transferleri. Yani orada tamamen köklü bir değişiklik olacak gibi gözüküyor. İşte Ozan Tufan'ı renklerine bağladı. Vakayeme geri geldi Trabzonspor'a. Yine Draguş transferi var. Önemli bir transfer. Trabzonspor'un bu transfer politikası hakkında ne söylemek istersiniz? Nasıl başladı sizce Trabzonspor? Şimdi tüm takımlara baktığımız zaman şu an en başarılı transferleri yapan Trabzonspor. Eğer Vakayeme'nin performansı eski performansı olursa Ozan Tufan çok iyi bir transfer. 28-29 yaşında İngiltere'de çok iyi oynadı ve çok olgun o tempoya da alıştı. Trabzonspor'a çok büyük katkılar sağlayacaktır. Draguş'u zaten biliyoruz Antep'ten çok iyi bir oyuncu. Şimdi Onaçı da gelirse gerçekten Trabzonspor süper bir kadro oluşturmuş olacak. Bu kadro bana göre Galatasaray kadrosu ve Fenerbahçe kadrosundan aşağı değil ve şampiyon olabilir. Eğer Trabzonspor almış olduğu 2 tane orta saha ve stoper de var. Bunlar da çok iyi oyuncular. Ve böyle olunca şu an transferden başlayan takım Trabzonspor gözüküyor. Daha Fenerbahçe'yi kimseye almadı bilmiyoruz. Ha, Fenerbahçe'nin çok oyuncuya da ihtiyacı yok ama Fatih Karagümrük'ten Levent'i aldı sadece Fenerbahçe sol bek olarak. Ama hani o da ilk 11'e bir transfer değil sonuçta, haklısınız. bana göre Fenerbahçe'nin çok iyi bir santrafora, çok iyi bir 10 numaraya sol dış bir oyuncuya ihtiyacı var. 10 numarada Tadic, Sivanski, İrfan Can oynayabilir ama dediğim gibi sol dışta adamı yok ve santrafora iyi bir santrafor alması gerekiyor. Böyle olunca da Fenerbahçe ancak takımını toparlayabilir. Bu yüzden Fenerbahçe 2 tane üst sayı yani ben onlara şunu önerebilirim. Paraları varsa Lukaku gibi, Talisca gibi 2 tane özel oyuncu alabilirler. Veya sol dışa
Barış Alper özelliklerinde böyle sprinter çok iyi bir veya eski Tuncay Şanlı özelliklerinde bir sol dışa iyi bir oyuncu alırlarsa Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Şampiyonluğun en büyük adayı olur. Ama dediğim gibi belli ki geçen yılki gibi iki takım yarışmayacak. Bana göre bu yarışta bu yıl Trabzonspor'da olacak. Beşiktaş'ta olacak. Artık Galatasaray'da, Fener'de dört takım yarışacak. Geçen yıl iki takım tamamını bırakmıştı. İki takım yarışmıştı. Ama şu an Trabzonspor'un kadrosu çok iyi. Ve şampiyonluğun en büyük adayı. Beşiktaş da ciddi transfer yapmaya çalışıyor. Daha henüz istediğinden transfer yapamadı ama takımı belli ki iyi transferlerle güçlendirecekler. Şu an Fenerbahçe çok sessiz, sakin. İki tane herhalde üst düzey oyuncu alacaklar diye düşünüyorum. Galatasaray'ın zaten oturmuş bir kadrosu var. Ama Galatasaray'da sorun şu. Yaşlanmış çok oyuncusu var ve Galatasaray'ın orta sahası boş. Yani Galatasaray'daki orta saha bana göre yeterli değil. Orta sahaya mutlaka çok iyi transfer yapmaları gerekiyor. Ve orta sahayı güçlendirmeleri gerekiyor. Yoksa Galatasaray'ın önümüzdeki şansı olmaz. Batu Şua'yı da aldı Galatasaray Fenerbahçe'den. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermişti. Batu Şua'nın katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz? Icardi olmadığı zamanlar Batu Şua'ya katkı sağlar. Ligi biliyor. Batu Şua çok üstün yetenekli, yani çok üstte bir oyuncu değil ama iyi bir yedek olur. Icardi oynayacak. Icardi kesemeyeceğine göre Batu Şua'yı kulübede oynayacak ve zaman zaman çift santrafor oynayacaklar. Dediğim gibi başvuruya katkı sağlar. Kötü transfer değil ama öyle çok da önemli bir transfer değil. Evet hocam, çok teşekkür ederiz sorularımızı cevaplandırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum size. Yeğenlere iyi çalışmalar diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet sayın seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.